Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden 6 Aralık 2020 Pazar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hava durumu tahminine göz atacağız arkadaşlar. Bu sefer önce Windy'den başlayacağız arkadaşlar. Ondan sonra MGM'ye geçeceğiz. Windy'ye göre sonraki 10 gün içinde arkadaşlar Ege kıyıları ve Akdeniz'de kuvvetli yağışlar bekleniliyor arkadaşlar. Onun dışında Adıyaman civarında da kuvvetli yağışlar bekleniliyor. Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep civarına da yerel kuvvetli yağış vermiş arkadaşlar. Kara bakacak olursak Toroslara kar vermiş bayağı bir fazla arkadaşlar. Doğu Anadolu'ya kar vermiş. Erzincan civarına bayağı bir kar vermiş arkadaşlar. Hakkari civarına vermiş bayağı bir. Buralar hangi şehrin ilçesi tam bilmiyorum ama Doğanşehir, Çelikhan, Nurhak, Çağlayan, Cerit gibi ilçelere de bayağı bir kar vermiş arkadaşlar. ECMWF arkadaşlar. Bolu'ya da bayağı bir kar vermiş. Bolu'nun özellikle Sarpıncık, Dedeler ilçelerine. Artık burası Bolu'nun mudur? Kıbrısçık, Seben, Karaağaç civarına, Benli Yaylası'na kar vermiş arkadaşlar. Bursa'ya bir miktar kar vermiş. GFS'ye bakalım. GFS yine aynı şekilde Toroslara kar vermiş. Erzincan civarına vermiş karı. Windy'deki GFS'yi fazla ben hiç kullanmıyorum arkadaşlar. Çünkü şöyle göstereyim. Şu an Toroslar'da kar gözükmüyor, değil mi? Yaklaştırdım, kar gözükmeye başladı. Şimdi daha fazla kar verdi. Bakın şimdi. Şuraya bakın. Şimdi hiç yok. Anladınız mı arkadaşlar? Yani belli olmuyor bu GFS'nin işi. O yüzden fazla kullanmıyorum Windy'deki GFS'yi. Yağmur şimşeğe bakalım. Yani yağmur birikimine. Akdeniz Ege'ye yine bayağı bir yağış vermiş. Marmara'ya vermiş GFS. İç Anadolu Tuz Gölü civarına vermiş, Kırşehir civarına vermiş yine aynı şekilde. Adıyaman, Maraş, Elazığ, Bingöl, Muş civarına vermiş bayağı bir. Düzce civarına vermiş. GFS özellikle Antalya civarına bayağı bir yağış vermiş. 250-200 milim civarı. Mersin 80 milim civarı. ECMWF'ye geri gidelim. Uf, 300 milim. Antalya 300 milim sonraki 10 gün içinde. Antalyalılara dikkat diyelim arkadaşlar. Antalya'da sonraki 10 gün içinde kuvvetli yağışlar bekleniliyor. Sel riski var. Mersin, Adana civarında da kuvvetli yağışlar bekleniliyor. Dikkat diyelim. Nerede? Gel bakayım. Muğla civarında da kuvvetli yağışlar bekleniliyor. İzmir'e doğru gidiyoruz. Aydın'ın kıyı kesimlerinde yine kuvvetli yağışlar bekleniliyor. İzmir'de yine kuvvetli yağışlar bekleniliyor arkadaşlar. Dikkat, dikkat, dikkat diyelim. Özellikle Antalya'ya çok 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 dikkat diyelim arkadaşlar. Trakya'da da güzel yağışlar var arkadaşlar. Ancak tam sınırda kalmış kuvvetli yağışlar.
Şöyle bakacak olursak bayağı güzel yağış sistemleri gözüküyor arkadaşlar. MGM'ye geçelim artık. MGM'ye göre Pazartesi günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, bir de Kars mıdır nedir burası ya? Kars Iğdır civarına yağış vermiş arkadaşlar. Kars Iğdır civarında yağışların yerel sulu kar ve kar şeklinde olması bekleniliyor. Antalya Muğla civarında yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak ve kuvvetli yağış şeklinde olması bekleniliyor. Güney Ege, Batı Akdeniz, özellikle Akdeniz'de arkadaşlar, Batı Akdeniz'de rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetlice esmesi bekleniliyor Pazartesi günü. Sıcaklıkların yağışlarla birlikte bir miktar düşmesi bekleniliyor arkadaşlar. Özellikle de iç kesimlerde düşmesi bekleniliyor. Marmara'da, Karadeniz'de fazla bir değişikliğin olmaması bekleniliyor sıcaklık anlamında arkadaşlar. Akdeniz'de de fazla bir değişiklik beklenmiyor sıcaklıklarda. Ege'de sıcaklıkların düşmesi bekleniliyor yağışlarla birlikte. Salı günü yurdun büyük bir alanında yağışların olması bekleniliyor. Mersin, Antalya'da yağışın kuvvetli olması bekleniliyor. Onun dışında Bolu civarında, Doğu Anadolu'da yerel olarak sulu kar ve kar yağışları bekleniliyor arkadaşlar. Çarşamba günü yağışların daha çok doğu kesimlerde meydana gelmesi bekleniliyor. Perşembe günü hatta çarşamba gece saatlerinden itibaren yurdumuza batı kesimlerimizden itibaren yeniden yağışlı bir sistemin giriş yapması bekleniliyor. Bu sistem Perşembe günü yurdumuza iyice yayılması bekleniliyor. Cuma günü birazcık daha doğu kesimlere yayılması bekleniliyor. Bu sistemin cumartesi pazar iyice yayılması bekleniliyor arkadaşlar. Bu sistemin arkadaşlar. Özellikle şu çarşamba akşam yurdumuza giriş yapacak olan sistemde en çok Ege ve Batı Akdeniz'in etkilenmesi bekleniliyor arkadaşlar bu sistemden. Bir de Marmara. Yani şuna bakın arkadaşlar. Çarşamba, hatta şöyle göstereyim. İzmir örneğin. İzmir Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar günleri 7 gün boyunca yağışlı. Yani bayağı iyi yağışlar bekleniliyor arkadaşlar. Barajların rahat bir nefes alması bekleniliyor artık arkadaşlar. Şöyle haftalık tahminlere bakacak olursak mevsim normalleri üzerinde sıcaklıklar bekleniliyor haftaya. Çoğunlukla mevsim normalleri üzerinde sıcaklıklar hala aynı değişmemiş. Geçenlerde bakmıştık arkadaşlar. Aralık, Ocak, Şubat. Başka göstereceğim bir şey yok arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip abone olur musunuz? Görüşürüz. Bay bay.